3 ve Kanal Fırat ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni bir ortak yayınla sizlerle birlikteyiz. Türkiye 31 Mart'ta mali idareler seçimlerine gidiyor ve bizler de bu süreçte Elazığ'ın seçim atmosferini ekranlara taşımayı sürdürüyoruz. Kanal Fırat'tan çok değerli arkadaşım, ana haber spikeri Sayın Canan Gedikay ile birlikte yine bugün çok önemli ve değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim Elif Hanım, hoş Canan geldiniz. Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok az bir süre kaldı aslında. Seçim satım haline doğru hızla yaklaşıyoruz ve pazar günü bir seçim gerçekleşecek. Ve siz de uzunca bir süredir sahada çalışmalara devam Öyle, ediyorsunuz. Yaklaşık 2 aydır. Evet, bugün de aslında yine sahadan ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Ya kendi adımıza son derece başarılı bir kampanya yürütüyoruz. Yani Elazığ'ın her sokağında, her ilçesinde, her bölgesinde varız. Yani özellikle vatandaşla iç içe, vatandaşın Elazığ'ın sorunlarını, çözüm noktasında yeni bir belediyecilik anlayışını, sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, insan öncelikli, insan hayatına dokunan, çevre duyarlı olan, belediye bütçesini yalnızca belediyenin yasal yapması gereken işlere değil, aynı zamanda insan öncelikli ve insanların hayatına neler katkı sunabiliriz anlamında örnekler vererek, Ankara Belediye'mizin uygulamaları, İstanbul Büyükşehir'imizin, Aydın'ın, İzmir'in, bütün belediyelerimizin bu sosyal belediyecilik anlayışını Elazığ kamuoyuna anlatıyoruz ve bununla Sayın ilgili de... Sayın Vekilim, çok özür dileyerek bir virgül bırakalım. Bugün ortak yayınımızda sizinle beraber çok önemli ve değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Telefonumuzun öbür ucunda Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz ortak yayınımıza. İyi akşamlar efendim. Efendim Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimlerine gidiyor. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız ve canlı yayınımıza telefonla bağlandığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la birlikte bu süreci değerlendiriyoruz ama sizin de görüşlerinizi almak isteriz. Evet, çünkü Elazığ'ın benim hayatımda özel bir yeri var. Kişiliğimin oluşmasında özellikle Elazığ çok önemli. Elazığ'ın çayını içtik, suyunu içtik, yemeğini yedik, Elazığ'da eğlendik, Elazığ'da okuduk. Dolayısıyla Elazığ benim hayatımın en önemli kentlerinden birisi. Dolayısıyla özellikle telefon bağlantısını sağladığınız için bütün Elazığlı hemşehrilerime yürekten teşekkür ederim. Sayın Gürsel Erol'la berabersiniz. Sayın Erol, başarılı bir milletvekilimiz. Elazığ'daki başarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmalarla da perçinliyor. Gerek Sosyal Demokrat Hareketi anlatması açısından, gerek Türkiye sorunlarına vakıf olması açısından son derece başarılı bir milletvekilimiz. Dolayısıyla Gürsel Bey'le de ne kadar gurur duysanız azdır. Evet, çok teşekkür ederim. Şunu da ifade edeyim. Tabii önümüzde yerel seçimler var ve bu yerel seçimlere katılan çok sayıda belediye başkan adayı var. Ama dediğim gibi benim hayatımda Elazığ çok önemli. Dolayısıyla Elazığ belediye başkan adayımız Avukat Çoşkun Çağlar gerçekten de başarılı bir avukat, sivilen bir avukat, Elazığ'a aşık olan bir avukat. Elazığ'da bir kan değişimine ihtiyaç var. Bir Sosyal Demokrat Parti'nin halkı seven, halkıyla beraber olan, halkın sorunlarına eğilen, sorunlarını çözmek için alın teri döken bir kişiye ihtiyaç var. Coşkun Bey'in böyle bir özelliği var. Coşkun Bey'i umarım Elazığlılar kucaklarlar. Bir kan değişimi gerçekleşirse bu Sosyal Demokrat belediyecilik neymiş, nasıl yapılır? Onu biraz anlatmak gerekiyor. Yani Elazığ sıradan bir kent değil. Yani sadece Harput Kalesi'nin ve Harput'un tarihinin anlatılması bile başlı başına çok önemli bir olay. Bunu ancak dünyayı bilen, dünyayı gören, Elazığ'ın ne kadar önemli olduğunu, oraya çok sayıda turistin gelmesine imkan sağlayan, çünkü böyle bütün doğal yapısı itibariyle bunlar var, tarihsel yapısı itibariyle var. Ama bu kenti tanıtmak gerekiyor. Elazığ, Harput'u tanıtmak gerekiyor. Dolayısıyla bunu tanıtacak olanlar da
genelde sosyal demokrat belediyeler, yani dünyayı açılan, sadece Elazığ kendi içine kapanık bir kent olmaktan çıkaran, dünyayı anlatan bir kent gerekiyor. Kent var ve bunu da ancak Coşkun Bey anlatır. Dolayısıyla böyle bir tercihin olması benim açımdan son derece önemli. Tabii takdir kuşkusuz Elazığlı kardeşlerimin, hemşehrilerimin, abilerimin, çocuklarımın, evlatlarımın, ama sonuçta Elazığ hepimizin ortak paydası, öyle düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu efendim, hoş geldiniz ortak yayınımıza. Efendim tabii Elazığ'a verdiğiniz değeri işin açıkçası 24 Ocak 2020 Elazığ depremiyle tüm Elazığlılar da bu noktada görmüş oldu. Gürsel Bey'in destekleri, sizin genel başkanlığınız döneminde büyükşehir belediyelerinizin katkılarıyla Elazığ'a 3 okul kazandırıldı. Gazi Meslek Anadolu Lisesi temel atma törenine de iştirak etmiştiniz. Evet, bu noktada da okullarımızın bir sonraki eğitim öğretim dönemine de yetişmesi bekleniyor. Neler söylemek istersiniz? Efendim ben Elazığ'da ticaret sesini okuduğumda ticaret sesi yoktu. Elazığ Lisesi'nin bir bölümünde, ayrılan bir bölümünde ticaret sesini okudum. Daha sonra yine binamız yoktu. Oradan ayrılıp yukarıda Harput'a yakın olan yerde Devrim Ortaokulu vardı. Ve o ortaokulun öğleden sonraki bölümü ticaret sesiydi. Öğrenci oraya giderdi. Ben mezun olduktan sonra ticaret sesi yapıldım. Dolayısıyla eğitimin önemini hepimiz biliyoruz. Evlatlarımızın iyi okullarda okumasını hepimizin ortak arzusu. Depremden sonra Gürsel Bey gerçekten çok önemli bir noktaya parmak bastı. Elazığ'a okul kazandı. Birden fazla okul kazandırdım. Büyükşehir Belediye Başkanları'yla konuştu, onları ikna etti. Temelini attığımız okul sadece Elazığ'da değil, bütün Türkiye'de örnek olacak türden bir okul. Kapalı spor salonundan kütüphanesine, dersliklerine kadar hemen hemen her alanda o bölgenin hatta Türkiye'nin ender okullarından birisi olacak. Burada iyi öğretmenler olacak. Elazığlı gençlerimiz, evlatlarımız burada okuyacaklar. İyi dersler alacaklar. Mezun olacaklar. Sadece Elazığ'ın başarısını Türkiye'ye değil, belki buradan yetişen evlatlarımız bütün dünyaya Elazığ'ı tanıtacaklar bilgileriyle, birikimleriyle. O açıdan Elazığ'ın eğitimine Gürsel Bey, yani kentte yıkılan binaların yeniden yapımından okuluna kadar hemen hemen her alanla ilgilendi. Ben deprem sırasında geldim Sayın Gürsel Erol Bey'le birlikte. Yine oturduk, tabii acıları dinledik. Yaraların sarılması hepimizin ortak derdi zaten. Bunu da hepimiz kabul ediyoruz. Ama sonuçta bir milletvekili var. Ve bu bir milletvekilimiz hem parlamentoda hem parlamento dışında Elazığ'ın en güçlü sesi. Bunu gerçekten yürekten inanarak ifade ediyorum. Efendim şunu da sormak isteriz. Elazığ'a evet çok önem verdiğinizi biliyoruz. Sizler de dile getirdiniz bir kez daha. Ve grup toplantınızı da Elazığ'da gerçekleştirmiştiniz. Bu da bir ilktir aslında Elazığ'ın tarihinde bir siyasi partinin grup toplantısının Elazığ'da yapılmış olması. Yine iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Gürsel Erol Elazığ'ı temsil ediyor. İşte okullar yapıldı. Yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ'da başarılı olursa yine diğer büyük şehir belediyeleriyle birlikte Elazığ'da bu sosyal belediyecilik daha çok ivme kazanır mı? Kesinlikle kazanır. Çünkü bizim belediye başkanlarımız arasında güçlü bir dayanışma var. Ve bu güçlü dayanışmayı her alanda sergiliyoruz. Bakın Elazığ depremi dışında diyelim ki Hatay'da deprem oldu. Hatay'a da çok sayıda hem İstanbul Büyükşehir Belediye'miz, İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediyelerimiz olağanüstü katkılarda bulundular. Diğer bize ait olmayan belediyelerde de katkıda bulundular. Yani hatta bir deprem olmasını hiç istemeyiz ama en azından karşılıklı yardım İstanbul Büyükşehir'le Elazığ Belediyesi, İzmir Büyükşehir'le Elazığ Belediyesi, Ankara Büyükşehir'le Elazığ Belediyesi'nin bir araya gelmesi, oturmaları, konuşmaları, karşılıklı destek vermeleri birbirlerine. Hatta şu bile yapılsa bana göre olağanüstü bir şey. Yani Elazığ'da okuyan öğrencilerin yaz tatillerini İzmir'de yapmaları, aileleriyle beraber İzmir'e gelmeleri,
Elazığlı bütün muhtarların İstanbul'da ağırlanması, bütün bunların hepsini biz çoğu yerde yapıyoruz zaten. Belediye başkanlarımız arasında böyle dayanışmalar var. Ben eminim inşallah Coşkun Çağlar Bey Elazığ'ın sosyal demokrat güçlü bir belediye başkanı olacak ve Elazığ'ı sadece kendi bölgesinde değil bütün Türkiye'de tanıtacağız. Ha, bir de şunu ifade edeyim ya, Elazığ'ın kendine özgü bir müziği de var. Oyunları da var. Dolayısıyla bu müziğin de tanıtılması lazım. Bu oyunların da tanıtılması lazım. Yani folklorik ilişkilerin ve zengin Elazığ kültürünün İstanbul'da tanıtılması, İzmir'de, Ankara'da, Aydın'da, Mersin'de, Adana'da tanıtılması olağanüstü bir şey. Oradan gelecekler Elazığ'a. Elazığ'dan gelecek gençler gidecek, sanatçılar gelecek, gidecek, yatırımlar yapılacak. Çok şey kazanabiliriz. Yani çok şey yapabiliriz. Elazığ'ın mahkûs talihini yenebiliriz. Ben buna inanıyorum. Peki efendim. Sayın Kılıçdaroğlu, Elazığ'la ilgili bir programınız var mı? Gelmeyi düşünüyor musunuz efendim? İleride kısmet olursa tabii gelmek isterim. Elazığlılarla oturup konuşmak isterim. Çaylarını, kahvelerini içmek isterim. Sonuçta benim hemşehrilerim Elazığlılar. Hem de bunları büyük bir zevkle yapmak isterim. Evet. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol da sizinle bir... Efendim saygılar, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun süredir biz de sizinle görüşemedik, kusura bakmayın. Bu seçim kampanyasının yoğunluğundan dolayı ayrıca bugün bizi onurlandırdınız. Elazığlı hemşerilerimize verdiğiniz mesajlardan dolayı size canı gönülden teşekkür ederiz. Burada durumumuz gayet iyi. Şu anda ikinci partiyiz. Belediye başkanlığı seçimini alma konusunda da çok iddialıyız. İnşallah sizin de desteğinizle, bu yorumlarınızla, katkınızla Elazığ Belediye Başkanı'nı da alarak Elazığ'ın tarihini değiştirmesine katkı sunacağız. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar. İyi yayınlar diliyorum. Efendim. Sağ olun efendim. Saygılar. Ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, ortak yayınımızın bir diğer önemli konuğu Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ve kendisinin de aslında Elazığ'a ne kadar önem verdiğini ve aslında yapılacak olan seçimlerden de Elazığ'dan beklentisinin olduğunu bir kez daha kendinden ayrıca dinlemiş bir şey daha olduk. Ekleyeyim. Yani Sayın Genel Başkanımızın Elazığ ile ilgili aslında çok daha önemli bir görev verme düşüncesi vardı. Onu Elazığ'da açıklamıştı. Yani kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Elazığ'a bir bakanlık verecekti. Evet. Ve yaklaşık AK Parti iktidarları döneminde ilk defa bizim siyasi hayatımızda bir bakanımız yok. İlk defa. Hı hı. Her hükümet döneminde Elazığ'da bir bakan olurdu. Elazığlı bir milletvekili bakan olurdu. İşte Ahmet Cemil Tunç, Sayın Mehmet Ağar, ANAP döneminde, Doğru Yol Partisi döneminde, her dönemde Elazığ'da mutlaka bir milletvekili bakandı. Bir tek AK Parti iktidarları döneminde Elazığ'da bakanımız yoktu. Sayın Genel Başkanımız Elazığ'da açıklamıştı. Benim Cumhurbaşkanlığı döneminde Elazığ'a bir bakanlık vereceğim diye. Keşke Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı, Elazığ'a bir bakanlık vermiş olsaydı, bugün kabinede Elazığlı bir bakanımızın olması gerçekten bugün yaşadığımız Elazığ'ın birçok sorunun çözümüne inanılmaz katkı verecekti. Şimdi ben olayları hep objektif değerlendiriyorum Canan Hanım, Elif Hanım. Ben hep şunu söyledim, yani siyaset dili ve siyasetteki söylemlerimiz bu şehre bir şey kazandırmalı. Yalnızca seçim döneminde söyleyerek geçiştirmemeliyiz. Hatta ben daha da ileri giderek şunu da söyledim. Eğer AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ile birlikte AK Partililer de bu sözü vermeli. Yani bizim de iktidarımızda Elazığ'dan bir bakanımız olacak demeli. Elazığ kazanmalı. Yani CHP'de AK Parti'de iktidar olsa Elazığ'da bir bakanlığın oluşması ile ilgili böyle bir iddiamız vardı. Yani biz hep böyle Elazığ'ın ufkunu, vizyonunu açarak, yeni değerler katarak bir siyasi söylem geliştiriyoruz. Yalnızca Sayın Genel Başkanımız değil, bundan birkaç gün önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, ki bu şu anda iki belediye başkanımızın seçilmesiyle ilgili bir sorun olmadığı için ve hemen kısa sürede ulaşıldığı için video paylaştılar. Ve ikisi de açıklama yaptılar. İşte seçilmeleri halinde, görevlerinin devamı halinde Elazığ'la kendi belediyelerini kardeş belediye yaparak hem teknik altyapısının güçlendirilmesiyle ilgili hem belediye imkanlarının burada güçlendirilmesi, yatırımların yapılması ilgili taahhütlerde bulundular. Evet. Şimdi genel başkanımız bağlandı. 7. genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bağlandı. Cuma günü bir sürprizimiz daha olabilir. Yani Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi önemsiyor. Yani niye önemsiyor? Bu önemsemesi de böyle lafta değil. Yani icraatta ve geleceğe yönelik vaatlerde bulunarak önemsiyor.
Yani hep ben şeyi anlatıyorum, siyasetin rekabeti bizi kutuplaştırmamalı. Burada hemşerileri karşı karşıya getirilmemeli. Siyasetin rekabeti hizmette olmalı ve bunun sonucunda da ne olursa olsun Elazığ kazanmalı. Yani bizim kampanya dilimiz, söylemimiz şu anda tamamen ona yönelik. Bak ne güzel, mesela bir şehirle ilgili, bir belediyenin alınmasıyla ilgili bir partinin 7. genel başkanı, bir dönem önceki genel başkanı kalkıyor, Elazığ ile ilgili temennileri, düşüncelerini ifade ediyor. Belediye başkanlarımız seçilmeleri halinde Elazığ Belediyesi'ne neler yapacağını söylüyor. Şimdi bunu diğer partiler de keşke yapsa, öyle değil mi? Yani bütün partiler Elazığ'ı ayrı bir yere koysalar. Çünkü bunlar şunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ özel pilot il ilan edilen bir yer. Özel bir yer. Yani yatırımlarda, kalkınmada, teknik desteğin verilmesinde Elazığ bizim için önemli. Yine söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız seçilmiş olsaydı, Cumhurbaşkanı olsaydı bugün Elazığ'da kabinede bir bakan olacaktı. AK Parti seçildi, var mı? Yok. Ama dedi, ne dediler? Masaya yumruk koruruz dediler, isteriz dediler. Bırakın masaya yumruk koymaya, masayı bile göremediler. Göremezler yani. Şimdi onun için önümüzdeki dönemle ilgili de yani biz bir iddia koyuyorsak, bir taahhütümüz varsa yani diğer belediyelerin de, yani mesela MHP'li ise MHP'li belediye, AK Partili ise AK Partili belediye almaları halinde Elazığ'a neler yapacaklarını açıklamalılar. Yalnızca seçim kampanyasını Elazığ Belediyesi'nin bütçesini nasıl yöneterek bir söylem halinde geliştirirsek bunun Elazığ'a hiçbir yararı yok ki. Zaten o para Elazığ'a resmi olarak girmesi gereken para, o parayı kim Ahmet de Mehmet de seçilmiş olsa o parayı kullanacak. Artı sen Elazığ bütçesine dışarıda nasıl katkı vereceksin? Artı sen Elazığ'ın hizmetlerini Elazığ Belediyesi'nin bütçesinden karşılamadan, borçlandırmadan artı değer nasıl katacaksın? Bak ben söylüyorum. Şimdi hani Elazığ Türkiye'nin en muhafazakar milliyetçi kenti değil mi? Bak ne güzel, biz Elazığ'da 41 yıl aradan sonra seçildik. İktidar olmadığımız halde yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı okulun bedeli KDV hariç 500 milyon. Yani KDV ile birlikte 600 milyon. Ki belediyelerin okul yapma sorumluluğu yok yani. Yani kendi sınırları içerisinde bile belediyelerin okul yapma sorumluluğu yok. Ama Sayın Genel Başkanımızla görüştük. Belediye başkanlarımızla görüştük. Elazığ'a bu okulları kazandırdık değil mi? Bu Elazığ için bir kazanım değil mi? Bir kazanım. Ya Elazığ'a helal hoş olsun. Şimdi belediyelerde de öyle. Yani borçlandırarak belediyeyi normal kendi bütçesini kullanmak zaten rutin bir iş. Belediyeyi borçlandırarak bir hizmeti getirmek bir farklılık değil ki. Peki yani herkes bunu yapar. Siz nasıl yapacaksınız? Onu anlatıyorum. Belediye başkanlarımızın katkısı. Bak yine buradan söylüyorum. Halk Ekmek Fabrikası. Şu anda bunu işte MHP'li belediye başkan adayımız da, Şahin Bey de, Saadet Partisi'nin adayı da, Yeniden Refah Partisi'nin adayı da. Yani Halk Ekmek Fabrikası mesela Elazığ'daki bütün partilerin adaylarının ortak bir söyleme haline dönüştü. Şimdi kim belediye alırsa alsın Halk Ekmek Fabrikası'nı kuracak mı? Kuracak. Peki nereden kuracak? Belediye bütçesinden değil mi? Borçlandırarak belediye bütçesi. Ama nereden kuracağını söyleyeyim. Ama ben söylüyorum. Ne diyorum? Diyorum ki Halk Ekmek Fabrikası'nı biz İstanbul Belediyesi'ne Elazığ'a hibe yaptıracağız. Mesela Halk Su. Su fabrikası. Kime kurduracağız? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kurduracağız. Ve ne diyorum? Diyorum ki CHP'li her belediye 41 mahallede 41 tane kreş yapacak. Yani bizim projelerimiz doğal olarak yalnızca seçmeni etkilemeye yönelik söylemler değil, aynı zamanda belediye bütçesine bir artı küflet getirmeden, belediye bütçesini kullanmadan artı şehire giren yatırım. Yani belediyeyi borçlandırmadan diğer belediyelerin katkılarıyla giren yatırım. Yani bizim farkımız bu. Onlar ne diyorlar, yapacağız. Nereden yapacaksın? Borçlandıracaksın. Biz borçlandırarak yapmayacağız. Hibe yapacağız. Avrupa Birliği fonlarını kullanacağız. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde sosyal demokratlar iktidar ve aynı zamanda Avrupa Birliği fonlarına bakan birçok fonun başındakiler de sosyal demokratlar. Bu ilişkileri kuracağız. Buraya hibe para getireceğiz. Yani mesela mültecilerden dolayı geçen Semih Bey açıkladı. Yani bir bilginin kimden geldiği önemli değil. O bilginin doğru olduğu ve kabul edilebilir olduğu önemlidir. Mesela Semih Bey MHP milletvekilimiz açıkladı. Çankırı'da mültecilerden dolayı altyapının yapılmasını uluslararası bir fondan kullanmışlar ve 1 lira vermemişler. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani belediyeye artı bir yük gelmemiş. Ama biz burada borçlanarak yaptık. Niye aynı şeyi biz kullanamıyoruz? Niye kullanmıyoruz? İşte bizim farkımız o. Yani herkes her şeyi yapacağını söylüyor ama kaynak belediyeyi borçlandırarak. Ama bizim kaynağımız ne? Diğer belediyelerimizin imkanlarını seferber ederek ve Avrupa Birliği fonlarını, hibelerini getirerek, kredi değil. Kredi alarak herkes her şeyi yönetir. Yani bu şeye benziyor. Cebinde paran yok ama kredi kartın var. Kredi kartınla markete gidiyorsun. O an nakit çıkmadığı için farkında değilsin neye harcadığını. Kredi kartınla alışverişi yapıyorsun. İşte postadan çekiyorsun ama ödeme geldiğinde ödeyemiyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Bir başka kredi kartını onu kapatıyorsun. Ama borcun daha da büyüyor. Biz öyle yapmayacağız işte. Yani biz belediyenin bütçesine
artı yeni borçlanmalar yaparak hizmet etmeyeceğiz. Peki belediyenin bütçesini nasıl kullanacağız? Bir defa disiplinli bir kamu bütçesi uygulayacağız. Gelir gider dengesini doğru kurgulayacağız. İşin ehil insanlarıyla çalışacağız. Bunların siyasi düşünceleri, partileri hiç önemli değil. Bilgi birikimi olarak, nitelik olarak, liyakat esaslarına göre doğru isim midir? Doğru isimdir. Onlarla çalışacağız. Ve belediyenin bütçesini de sosyal belediyecilik diye kullanacağız. Mesela Can Hanım size soruyorum. Yıllardır Elazığ basında emek veriyorsunuz. Elif Hanım da siz de. Siz bundan önceki seçimlerde hiç sosyal belediyecilik diye bir tanımlama duydunuz mu adaylardan? Var mıydı böyle bir şey? Yani şimdi geçen tüm adayların yayınlarında da ifade ettim. Tabii ki tüm adaylarımız sahada, esnafımızla, vatandaşımızla, Elazığlılarla bir araya gelmeye çalışıyor Sayın Vekilim. Herkesin kendine göre projesi, Elazığ'da yapmak istedikleri var. Tabii tabii. Ama yayınlarda da ifade ediyorum. Tüm adayların bu seçimde ortak noktası sosyal belediyecilik. İşte evet. Onu anlatıyorum. Peki bundan önce var mıydı hiç? Sosyal belediyecilik kavramını, tanımını söyleyen var mıydı? Bir tek kişi yoktu, bilinmiyordu. Şimdi biz bu dönem projemizi, belediye yerel seçimlerdeki siyasi söylemimizi neye oturttuk? Sosyal belediyecilik. Bu sokakta karşılık gördüğü için, yani AK Partili belediye başkan adayımızda, MHP'li belediye başkan adayımızda, Yeni Refah Partisi'nden olan belediye başkan adayımızda herkes sosyal belediyeciliği kullanıyor. Milletvekillerimizde. Yani sosyal belediyecilik tanımlamasını kullanıyor. Niye? Bu toplumun ihtiyacı bu. Ama sosyal belediyeciliği yalnızca tanımlamak tek başına yeterli değil. Sosyal belediyeciliğin uygulanabilirliği ve uygulanma şekli, denenmişliği de lazım. Ve burada da yine avantaj bizde. Niye? Cumhuriyet Halk Partili Türkiye'deki bütün belediyelerin başarısı sosyal belediyecilikten geliyor. Hepsinin uygulanmışlığı var. Ve bizim de mesela diğer aday arkadaşlarımızdan öğrendiklerimiz var. Mesela geçen hocam, MHP Belediye Başkanı adayımız Murat hocamız güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz Elazığ'da servis, okul servislerine katkı vermek adına gelir seviyesi düşük, geliri düşük ailelerin çocuklarının servis parasını belediyeden vereceğiz. Mesela güzel bir düşünce. Biz bunu hemen notlarımız arasına aldık. Yani diğer belediyeleri, diğer belediye başkan adaylarının Elazığ'da sosyal politikalara destek verecek projelerini de o önermiş diye yok saymıyoruz. Tam tersine kabulleniyoruz. Evet, doğru bir iştir. Biz bunu düşünemedik. Biz belediye aldığımızda bunu da uygulayacağımız projeler arasına alalım diye ekliyoruz. Mesela bizim hiç aklımıza gelmemişti. Yine kendi partimizden bir arkadaşımız bizi uyardı. Ya dedi ki siz dedi işte dedi televizyonu seyretmiyor musunuz dedi. Şu anda dedi İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yani TOKİ'ye bile rekabet yaratabilecek bir kuruluşu var. KİPTAŞ. Kentsel dönüşüm. Ve şu anda Elazığ'ın en büyük ihtiyaçlardan birisi kentsel dönüşüm. Ve bununla ilgili bir belediyenin bir başarı hikayesi var. Niye bunu kullanmıyorsunuz dedi. Bak biz onu kullanamadık ama Murat Bey yine MHP Belediye Başkan Adayımız hocamız kalktı KİPTAŞ'ı örnek verdi. E bunlar güzel şeyler. Hocaya da teşekkür ederim. Yani doğru akıl, fikir nereden gelirse gelsin onu kabullenmek lazım. Ve biz hemen KİPTAŞ'ı da aldık. Hemen KİPTAŞ'ın genel müdürüyle ben Ali Bey'le görüştüm. Burada böyle bir sorunları anlattım. Yani bununla ilgili eğer KİPTAŞ'a mesela kentsel dönüşüm şube müdürlüğü var belediyede. İkisi ayrı şey. KİPTAŞ uygulamacı. Yani vatandaşa daha ucuz maliyetlerde sosyal konut yapan, kentsel dönüşümü gerçekleştiren bir genel müdürlük. Hemen belediye bünyesinde bir KİPTAŞ'a benzer bir genel müdürlük kuracağız. İstanbul'dan KİPTAŞ genel müdürlüğünden bir genel müdür yardımcısı ve iki daire başkanı buraya gelecek. Bize sistemi kuracaklar, düzeni kuracaklar. İşleri başladıktan sonra dönecekler. Belki 6 ay burada kalacaklar, belki 1 yıl kalacaklar. Yani sosyal belediyeciliği yalnızca sosyal belediyecilik olarak tanımlama değil, uygulamada da başarı hikayesi olan bürokratları buraya getireceğiz. Bizim kadrolarımız, belediye kadrolarımız bu işi ehil oluncaya kadar burada kalacaklar. Ve bu süreci yönetecekler. Bu anlamda avantaj bizde. Yani biz biraz bu işe sahaya maça biraz avantajlı çıkıyoruz. Çünkü bu politikaların hepsinin denenmişliği var. Örnek mesela kreşler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kreşlerin yapılmasıyla ilgili inanılmaz bir başarı hikayesi var. Şimdi kreşlerin planlanması, yani o çocukların içerideki kullanım alanları, oyun alanları, öğretmenlerin, ana sınıf öğretmenlerinin uzmanlarının yeterliği, bilgisi, deneyimi. Yani kreş yaptık hadi çocuklarınızı getirin olmayacak. Yine oradan yetkin insanları getireceğiz. Yani çünkü kreş yalnızca çocukların barınma alanı değil. Aynı zamanda eğitim alanları, sosyalleşme alanları. Yani hangi nitelikte, hangi personeli almamız gerekiyorsa alacağız. Oradaki uzmanları getireceğiz. Önce çocuklarımıza öğretmenlik yapacak öğretmenlerimize eğitim vereceğiz. Çocuklara davranış şekillerini yönlendirmek adına. Mesela emeklerimize belediye bütçesinden katkı sunacağız. Sosyal denge primi vereceğiz. Bunu nereden vereceğiz? Ankara Büyükşehir Belediyesi veriyor. Emeklere sosyal denge primi veriyor. Kaynak aktarıyor.
Onların hukuki gerekçelerini, zeminini neyse oradan uzman arkadaşlarımızı getireceğiz. Belediyenin bütçesinden bunu nasıl verebiliriz? Hukuki gerekçesi nasıl olacak? Meclis kararları nasıl alınacak? Kaynak nasıl aktarılacak? Yani bunların hepsinin, bizim projelerimizin hepsinin denenmişliği ve uygulamada bir başarı hikayesi ve bu konularda uzman kadrolarımız var diğer belediyelerde. Ve o belediyelerin hem teknik kadrolarını hem ekonomik katkılarını alarak biz burayı ayağa kaldıracağız. Ben buradan Elazığ'a söz veriyorum. 41 tane mahallemiz var değil mi? Bu 5 yıl yani 1 yıl 2 yıl içerisinde olmayabilir. 43 evet. oldu yeni mahallelerle birlikte. Ama önceliğe göre biz tüm CHP'li belediyelerin Elazığ'da 43 mahallede birer kreş yapmasını bu 5 yıl içinde sağlayacağım. Öncelik kreş. Bakın niye biliyor musunuz? Yani bunu birçok yerde aslında bu kreşi yazarken, programımızı alırken İstanbul Belediyesi'nin uygulaması olarak aldık ama ya mahalleleri gezdiğimizde, esnafları gezdiğimizde bunun bu kadar Elazığ'da ciddi bir sorun olduğunu biz bile farkında değildik. Yani bunu bir sosyal proje olarak gündeme getirdik. Ama Elazığ buna bu kadar ihtiyaç duyduğunu biz bile farkında değildik. Ayrıca dün Coşkun Bey yayında 3 projemizden en çok talep gören 3 projemizden evet, biri kreş dedi. Kreşle. Evet. Çünkü niye? Herkesin önceliğine kendi evladı değil mi? Yani çocuğumuzun ateşi çıktığı zaman bile elimiz kolumuz birbirine giriyor. Yani önceliğimiz çocuğumuz yani. Her annenin babanın birinci derecede önceliği çocuğudur. O çocuğun iyi eğitim alması, güvenli bir ortamda olması, sosyalleşmesi, kendi yaş grubuyla iletişim kurması bunlar önemli bir şey var mı? E şimdi yani Allah bütün yaşlarımıza ömür versin. Yani bir eğer ailenin annesi babası yani babaannesi anneannesi yoksa o çocuk vallahi ortada kalıyor. Ama oraya da veriyorsun orada da yeteri eğitim alamıyor. Evet. Çünkü anneannesinin mutlaka yaşından dolayı hastalığı vardır, dedesinin hastalığı vardır. Hastalıklarla büyüyor. Hastalıkların tanımlamalarıyla ve serzeneciyle büyüyor. Ama o çocuğun sosyalleşmeye ihtiyacı var, iletişime ihtiyacı var, bilimsel olarak yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü özellikle belli yaş grubu çocukların en hayatın geleceğiyle ilgili, gelişimiyle ilgili bilgileri sinyal gibi emdiği dönemlerdir. Mesela çok önemli bu. Yani bunun gibi bütün uygulamalarımızı hem deneyimli uzman kadrolarla yapacağız. Yani kreş yaptık, hadi binayı dört binayı yaptık, dört duvarı yaptık, hadi kreş yaptık değil. O binanın yapılması önemli değil. Önemli olan o binanın içerisinde çocuklarımızı doğru eğitecek nitelikli öğrenci öğretmenlerin de yetiştirilmesi. Yani bu anlamda avantaj bizde. Bizim denenmemizi istiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğin bu şehirde denenmesini istiyoruz. Bütün belediye başkan adaylarımız sosyal belediyecilikle ilgili söylemlerde bulunmalarından dolayı hepsine teşekkür ederim. Biz de onlardan ders aldığımız, eksiklerimizi gördüğümüz yönlerimiz var. Biz de onları tespit ediyoruz. Ama Elazığ gibi bir şehirde sosyal belediyeciliğin siyaset söylemine dönüştürülmesi son derece bizim için de sevindiricidir. Ama uygulamada bu kadar basit değil. Bunun uygulanabilmesi için deneyimli kadrolar ve bunun ekonomik altyapısının olması lazım. Bu anlamda da en büyük avantajımız bizim belediyelerimiz. Şimdi biz açıklıyoruz değil mi? Yani belediye başkanlarımız, sayın genel başkanlarımız Elazığ'a vereceği katkıyı açıklıyor. Peki 3 belediyemiz açıkladı da okullarımızı yaptık mı? Yaptık. Şu anda 2 tanesi bu sene hizmete giriyor. Yaptık değil mi? Yani bunun bir gerçekliği var ve bir yaşanmışlığı var. Şimdi peki Türkiye'deki bütün belediyeler CHP'de mi? Değil. Mesela Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP'de. Mesela Manisa Büyükşehir Belediyesi niye demiyor ki ya Elazığ'da şu projeye de biz belediyeyi alırsak ben de şu projeye desteğim. Bunu ben finanse edeceğim. Şu anda Samsun, Konya, Denizli, Kocaeli, Bursa yani Türkiye'de birçok şehrin Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de değil mi? Niye açıklamıyorlar? Niye demiyorlar ki ya AK Parti burada belediye alırsa sosyal belediyeciliğe katkı sunmak anlamında şu 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 projeleri de biz destekleyeceğiz. Niye demiyorlar? Demiyorlar. Ama bizimkiler diyor. Onun için bize güvenin. Yani ben Elazığ'da hemşehrilerimden bize güvenmelerini istiyorum. Belediyeyi borçlandırmadan Cumhuriyet Halk Partilerinin teknik kadrolarını, yetişmiş bürokratik kadrolarını ve ekonomik katkılarını alarak bu şehre bir hizmet getireceğiz. Bu yalnızca işin CHP'li belediyeler yönü. Bir işin yer boyutu var. Yani ben kendine göre Türkiye'de ilişkileri düzgün bir insanım. Yani işte bu şehre değer katabilecek herkesi buraya getirebilirim. Ve işin uzmanlarıyla çalışacağız. Mesela bu kentin sorunlarından birisini depreme dayanıklı bir kent haline getirilmesi lazım. Bu konuda Türkiye'deki en uzman adam kim? Naci Görür. Ben aslında onu belediye başkan adaylığı teklif ettim. Bilim adamı olarak bu ülkeye hizmetlerinin daha doğru olacağını söyledik. Kabul etmedi, gelmedi. Yani teklifimizi değerlendirmedi. Mesela Naci Hoca'yı buraya getireceğiz. Bizim bir üniversitemiz var, Fırat Üniversitesi. Ve bilimsel olarak da, akademik kadro olarak da Türkiye'nin en iyi kadrolarından güçlü ve altyapısına evet. güçlü sahip bir üniversite. Üniversite her projemizin içinde olacak. Her kararımızın içinde olacak. Yani biz bilimi de
yetişmiş akademik kadrolarda bu şehrin gelişmesi için kullanacağız. Mesela şehrin bir mimari dokusu var mı? Mesela Harput mimarisi var. Ya yani Harput'un cumbalı evler, Harput'un bir mimarisi var. Elazığ'ın bir mimarisi var mı? Ya yani her yerde bakıyorsun hiçbir mimari estetiği olmayan, eski Sovyetler Birliği'ndeki gibi yan yana dizilmiş kutu kutu evler var değil mi? Yani baktığınız zaman bir estetik güzellik var mı? Bunu bütün mimarlar için söylemeyeyim ama genel olarak Elazığ'ın mimarisinin bir karakterel bir özelliği yok. Yani normal işte her yerde gördüğünüz tipik normal binalar yapılmış. Ama biz Belamir Dalokay'ı getireceğiz. Belamir Dalokay kim? Vedat Dalokay'ın kızı. Dünyada mimarlık ödülü olan Vedat Dalokay'ın kızı ve aynı zamanda Belamir Dalokay'ın da dünya mimarlık ödülleri var. Getireceğiz burada tip projeler yapacağız. Yani şehrin vizyonu ile ilgili, mimari yapısı ile ilgili bunları yapacağız. Şu anda Elazığ'ın en büyük sorunlarından birisi yine ne? Altyapı. Yani yağmur suları. Altyapı sorunu var. Şimdi Sayın Belediye Başkanımız diyor ki altyapıyı yeniledik. Altyapı yalnızca içme suyu değildir. Ya kanalizasyon ya yağmur suları yapıldı mı yapılmadı. Şu anda Türkiye Elazığ'daki en büyük sorun yağmur yağdığında ki şiddetli bir yağmur yağmadığı halinde yani anlık yağan bir yağmurdan kaynaklı bırakın insanların kaldırımlarda karşıdan karşıya geçmeleri arabalar gidemiyor. Şimdi bu konuda Türkiye'deki en iyi adam kim? Mahmut Kahraman. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı. İstanbul'un sorununu çözdü. Yani pandemi sürecinde İstanbul'un sorununu çözdü. O ve Raif Nermutlu, İSKİ Genel Müdürü'ydü, emekli oldu. Ve şu anda Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki kampanyasını bu iki bürokratın başarısı üzerine kurguluyor. İstanbul'un diyor kokan dere ıslahlarını çözdük. İstanbul'un altyapını çözdük. İstanbul'un yağmur su sorunu çözdük. Ve onların ismini veriyor. Mahmut Kahraman'ı getireceğiz, diyeceğiz ki arkadaş buraya bize altyapı ile ilgili projelerini sun. İSKİ'nin bütün teknik kadrolarını gerekirse makine araç parkını buraya yönlendirerek altyapı sorunu çözeceğiz. Yani her konuda uzman arkadaşlarımız var. Mesela bizim arkadaşlarımız tanıştılar mı tanışmadılar mı o son süreçte bilmiyorum. Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Bilmiyorum hangi gerekçelerle ama sonra ayrıldı. Gaye Hanım, Merkez Bankası Başkanı, uluslararası finans kuruluşlarda inanılmaz itibarı olan birisi. Mesela bu kredileri onun üzerinden yürüyeceğiz. Onun referanslarını da kullanacağız. Yani bu şehir için aslında o kadar çok kullanabileceğimiz, bak bunların siyasi düşünceleri için önemli biri. Ve Elazığlı inanılmaz bürokratlar var. Yurt dışında uluslararası boyutlarda görev alan hemşerilerimiz var. Ve biz bunların hepsine ulaşacağız. Bu şehir için her şeyin en doğrusunu yapacağız. Şimdi mesela bakıyorum işte Hazar Dağlı'ya battı çıktı yapacağız. Ya arkadaş bu bir siyasetçi gözüyle yorumlanamaz. Yani bu bir ulaşım uzmanı tarafından yalnızca oraya battı çıktı yapmak önemli değil ki. Yani o yolun trafik seyrinin hızlandırılabilmesi için bağlantı yolları, çevre yolları her anlamda planlanması lazım. Yani bunu televizyonda söyleyebilirsiniz. Veya bir teknik elemandan aldığınız basit bir söylemle de bunu konuşabilirsiniz. Ama gelişmiş ülkelerde bu işler böyle yapılmıyor. Bir trafik uzmanı, ulaşım uzmanı çağrılıyor. Şehrin eğer bir bölgesinde bir trafiğin rahatlanmasıyla ilgili bir planlama varsa o yalnızca o alan için geliştirilen bir proje değildir. Şehrin tümüyle ilgili trafik akışı planlanır ve bir kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli bir uygulama projesi çıkarılır. Onun üzerinden bir rahatlatma getirilir. Yani bunların hepsi kulaktan dolma. İşte şunu şuraya yapalım, bunu buraya yapalım, oraya bunu yapacağız. Böyle bir şey yok. Planlı bir şehir olacağız. Şu anda Elazığ'ın en büyük sorunlarından birisi de plansız bir şehir. Yani kamu kuruluşlarının yapılması da, yapılma alanları da, şu anki yapılanma alanları da hiçbir anlamda bir planlama ve uzun vadede bir planlama yok. Ha doğru işler olmamıştır. Tabii ki doğru işler de yapılmıştır. Her belediye başkanlığında güzel işler de yapılmıştır. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok. Ama bu yalnızca bir belediyenin teknik kadrosuyla, belediyenin teknik kadrosu uzmanların alacağı ve uygulayacağı projelerin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci takip edecekler. Ama projelendirilmesi bu konuda Türkiye'deki en yetkin bilim adamları ve Fırat Üniversitesi kullanılacaktır. Yani bilim adamlarının ve Fırat Üniversitesi'ndeki bizim teknik kadromuzun ya bu projeyle ilgili uygun değil dediği hiçbir proje Elazığ'da hayata geçirilmeyecek. Onların bu proje doğrudur dediği her projede kim muhalif olursa olsun o proje hayata geçirilecek. Yani bunun gibi şehrin dokusunu değiştirecek, yeni vizyon katılacak, yeni değerlere, yeni alanların açılmasına yönelik, kaynakların yaratılmasına yönelik Türkiye'de ve dünyada kime ulaşabilirsek ona ulaşacağız. Bakın deprem sürecini şöyle hatırlayın. Ramazan Gürgöz'e beni dinliyorsa şu anda telefona bağlanabilir. Ben Sayın Ramazan Gürgöz'e o zaman dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üçlü bir toplantı yaptık. Genel bir toplantı vardı. Ben bakana rica ettim. Dedim ki Sayın Bakanım ben sizinle dedim baş başa görüşmek istiyorum. Çünkü söylediğim şeylerin tartışılmasını, yorumlanmasını istemiyorum. Düşüncelerimi sizinle paylaşayım. Siz de gerekli teknik kadronuzla bunları konuşun. Uygulabilirliği varsa
Elazığ'a yeni bir vizyon, yeni bir kimlik lazım dedi. Ve Ramazan Bey de bana o dönemde destek oldu Gürgöz'e. Evet dedi, doğru söylüyor dedi. Bunların daha da geliştirilmesi lazım. Ramazan Bey'i de beğenirim. İyi bir teknik adamdır. Hakikaten evet. Planlaması ve inşaat mühendisliği anlamda son derece donanımı da ileri seviyededir. Anlattım. Dedim ki bak, şehrin yeni bir kent meydanına ihtiyacı var. Depremler yalnızca konutların yapılmasıyla o şehirde sorun çözülmez dedi. Aynı zamanda o depremlerden sonra o şehrin ekonomisinin de katkı verecek, ekonomik hayatına katkı verecek yeni bir sürece ihtiyaç var dedim. Biz bu kadar kaynağı buraya getirirken doğru planlayabilirsek Elazığ'ı hem depreme dayanıklı bir şehir haline getiririz, hem Elazığ'ın ekonomik girdisine katkı sunabilecek yeni bir vizyon katabiliriz. Ve Eskişehir örneğini verdim. Yani Yılmaz Büyükelçi'nin örneğini verdim. Dedim ki bu şehre yeni bir kent meydanı lazım dedi. Bu bir şans dedim. Bu orada evini yıkın, askeri lojmanları yıkın. Mustafa Paşa zaten yıkılmış dedim. Buradaki binaları ticari alan olarak planlayın. Yeni bir kent meydanı yapın, ticari alanlar yapın, yeşil donatı alanlar yapın, yerin altında otoparklar yapın. Bu ucube köprüleri de yıkın dedim. Yani bunlar hangi mantıkla yapılmışlarsa hala kimse çözemiyor. Gören herkes yıkın diyor ama sonra yıkılmıyor. Ve mesela onunla ilgili o süreçte biz tarihi bir fırsat kaçırdık. Yani o planlamayla ilgili. Ama şimdi geçen mesela Şahin Başkan'ın projelerinden birisi yine orada evinin yıkılması ve bir kent meydanı. Mesela bu doğru bir projedir. Evet, bu çok gecikilmiş ama bugün şartlarında yine doğru projedir. Yani bunun gibi yapılması gereken birçok şey var. Mesela ben İstanbul Belediye Başkanımızdan bir şey daha isteyeceğim. Öğretmen evinden, işte eğer orada ev yıkılır bizim de projelerimizin arasında olacak. Biz şu anda iki aşamalı gidiyoruz. Bir, belediye bütçesini doğru nasıl kullanacağız? Bu sosyal belediyecilik projelerini nasıl hayata geçireceğiz? Ama bizim aslında Elazığ'ın hayal edemeyeceği geleceğe yönelik vizyoner projelerimiz de olacak. Bunu yalnızca siyasetçi olarak düşüncelerimizi bilim adamlarına, teknik insanlara anlatacağız. Uygulabilirliğiyle ilgili gerçekliği olursa, yani evet bu doğru bir projedir, bunu gerçekleştirilebiliriz derlerse Elazığ kamuoyuna açıklayacağız. Mesela onlardan birini söyleyeyim. Yani biz de orada evini yıkayacağız. Orada evi kesinlikle oradan kalkmalı. Yeni bir şehir meydanına ihtiyaç var mı? Var. Yeni bir şehir meydanı olarak orayı planlarsanız oradaki konutların birçok alanı ticari alana döner. Ofise döner. Ki oradaki konut olarak insanların yaşam standartları çok düşük. Ama oralar ofis olarak kullanılabilir, değerlendirilebilir. Ve bunu yine İstanbul Belediye Başkanımıza rica edeceğim. Öğretmen evinden orada evine kadar Gazi Caddesi'ni trafiğe kapatacağız. Oraya İstanbul'da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki gibi nedir? Tramvay. Tramvay koyacağız. Yani gelen o tramvaya da ücretsiz binecek. O şeyler, mağazalar, restoranlar, kafeler, kaldırımları kullanacaklar. O bölge yaya bölgelerini, trafiğe açık olan bölgeyi yaya bölgesi yapacağız. Yani bu şehre çekim merkezi olarak çevre illerden insanların hele gidin görün dedikleri, yani ne yapmışlar dedikleri bir kent vizyonuna ihtiyaç var. Cazip hale getirmek lazım. Aktif hale getirmek lazım. Bunların kaynaklarını da işte dediğim gibi işte bu uluslararası fonlardan bulacağız. Buna da gerekçe, iki gerekçemiz var. Bir, deprem kenti, afet bölgesi olması, bunu kullanacağız. İki, mültecilerin bu şehirde yaşamış olmasını kullanacağız. Bunları kullanarak getireceğiz. Ve en son Yılmaz Büyükelçi'ni buraya getireceğiz. Hoca inanılmaz vizyonerdi. Yaşı biraz geçkin ama kendi son derece sağlıklıdır. Eskişehir'e deniz getirdi. Abide yani Eskişehir'de yaptığı gibi yani onun bizim uçuk diye insanların döneminde tanımladığı ama gerçekleştirdiği zaman insanların hayalinin bile ulaşamadığı projeleri Elazığ'ı gezdireceğiz. Hocam senin adını bu kentte yaşatmak istiyoruz. Bize bu şehre vizyoner bir proje yap. Bunun adı neyse onu adını hoca kendisi koyacak. Kentin gerçeklerine göre. Yani sosyal demokratların bütün bilgisini, birikimini, ekonomik koşullarını, bürokratik ilişkilerini, uluslararası fonları Elazığ'a kullanma şansımız var. Biz Elazığ'dan bir tek şey istiyoruz. Bir tek şey. Bu dönem bize emanet oy verin. Yani emanet oy verin. Yani bugüne kadar hep inanarak partiler oy verdiniz. Ne sizin hayatınızda bir şey değişti, ne Elazığ'da bir şey değişti. Sizin hayatınızda ekonomik koşullarınız hep geri gitti. Vallahi Elazığ'da hep geri gitti. Yani Elazığ 80 öncesi daha iyiydi yaşam şartları, koşulları. Elazığ'da hep geri gitti. Bu dönem bize emanet oy verin. Yani bir dönem bizi belediye başkanlığında deneyin. Yani nasıl milletvekilliğinde beni deneyerek bir başarı hikayesi oluşturduğuma inandıysanız, şimdi bana duyduğunuz güvenden dolayı ki ben bunu asla suistimal etmem, belediye başkanlığında da bizi deneyin, emanet oy verin. Ya biz bunu beceremezsek bir dahaki dönem ne milletvekilinde oy bize verin ne de belediye başkanlığında verin. Ama bize bir kendimizi deneme, yani sizin tarafınızdan deneme fırsatı verin ki biz bu şehre neleri katacağımızı, bu şehirde neleri değiştireceğimizi kanıtlayalım. Bak siyasette değiştirdik. Ben parlamentodaki en başarılı milletvekillerinden birisiyim.
Yani ulusal kanallardayım, yerel kanallardayım, illere gidiyorum. Çevre illerden seçim kampanyalarına destek veriyorum. Bürokratik ilişkilerim. Ama bu tek başına yeterli değil. Gücü kullanabilmemiz için bizim burada bir belediyeye ihtiyacımız var ki sosyal demokrat, sosyal belediyeciliğin imkanlarını ve kendi bireysel ilişkilerimizi buraya kullanalım. Mesela ben bir örnek vereyim. Ben TOKİ konutları yapıldığı zaman inanılmaz bir ulaşım sorunu vardı. Şahin Başkan'ı aradım. Dedim Sayın Başkanım, burada otobüslere ihtiyaç var. Yani ihtiyaç duyarsanız ben buraya birkaç tane otobüs hibe getireyim bizim belediyelerden. Ama hibe gelmesi için doğal olarak o iki belediyenin kardeş olması lazım. Yani doğal olarak Şahin Başkan bu teklifime teşekkür etti. Ya genel merkezler düzeyinde bu bizi sıkıntı yaratır. Yani CHP'li ve AK Partili bir belediyenin kardeş belediyesi olması doğrudur. Ben o belediyeleri o otobüsleri nereye gönderdim biliyor musunuz? Elazığ'a getiremedim. O otobüsleri nereye gönderdim? Safranbolu'ya gönderdim. Açın Safranbolu Belediye Başkanı Elif Hanım'a sorun. Deyin ki Gürsel Erol size İzmir Büyükşehir'den iki tane otobüs gönderdi mi göndermedi. Buraya getiremedim mesela. Niye? Belediye CHP'li değil. Kardeş belediye olamıyorsun. Çünkü kardeş belediye olmadı mı bir şey gönderemezsin. Hatta okulların bile inşaatını yaparken yani belediyelerin yapması için bakanlıktan 6 ay bekledi onaylar. Ya düşün adam İBE işi yapıyor. Bakan onayında 6 ay bekledi. Onun için söylüyorum. Bize bir fırsat verirseniz bakın sevgili hemşerilerim. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Hanım arayın sorun. Deyin ki Gürsel Erol size iki tane otobüs gönderdi mi? Sizin bütün binalarınızın dış cephelerini, sokak sağlıklaştırmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaptırttı mı? Bak Safranbolu. Yani birçok belediye yaptım da şu anda aklıma bu geldiği için söylüyorum. Ama ben bu ilişkileri yani diğer iller için değil, kendi ilim için kullanmak istiyorum. Yani her belediyeye burada bir eser kazandırmak istiyorum. Burada adımız yaşasın. Burada sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışının nasıl olduğunu gösterelim. Niye? Bunları niye yapmak istiyorum? Bunları kendi adıma da değil. Bunları şunun için yapmak istiyorum. Ya CHP'yi bugüne kadar bu topluma öyle kötü anlatmışlar ki. Efendim mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Ya bu CHP'lerin çakılı bir çivisi yok. Değil mi? Bu devleti kim kurdu? Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, süperbanklar. Hepsini biz kurduk. Ama bu iktidar döneminde hepsi satıldı. Ya en son şeker fabrikasını satacaklardı. Yine bizim milletvekillerimiz geldi burada eylem yaptılar da Elazığ şeker fabrikası satılmadı. Tekel satıldı. Tekeli kim yaptı Elazığ tekel fabrikaları? CHP döneminde yaptı. Yani birçok projede hizmetimiz var ama buraya kalıcı eserler bırakmak için eğer Elazığ Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınırsa hem uluslararası bürokratik ilişkilerimiz hem Ankara'daki, İstanbul'daki bu kendi bize göre oluşturduğumuz ilişkiler, teknik ilişkiler hem de belediye başkanlarımızın bütün imkanlarını biz Elazığ'a seferber etmek için hazırız. Elazığ'da hemşehrilerimizden emanet oyu istiyorum. Peki Sayın Vekilim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aslında bir soru daha sorabiliriz. Tabii. Peki. Varsa. Efendim bugün Gazi Caddesi'nden seslendiniz. Az önce de ifade ettiniz. Bize bir emanet oy emanet verin. Oy. Burada nelerin değişebileceğini göreceksiniz dediniz. Sahada durum nedir? Seçimle ilgili yani aslında 31 Mart yerel seçimleri için de geri sayım başladı. Pazar günü sandık başına doğru gideceğiz. Bir tahmininiz var mı? Canan Hanım var. Özür dilerim. Ek de yapmış olalım Canan Hanım'ın sorusuna. Tabii. Hep dediniz ki ikinci partiyiz, en iddialı partiyiz Elazığ'da. Sahadasınız. Saha taraması da yaptınız. Görüyorum ben, yaptırıyorsunuzdur tabii. Da. Hala ikinci parti olma iddianızla devam ediyor mu? İddiamız bir adım öne geçti. Bak dün mesela yani biz Elazığ'da hiçbir anket yaptırmadık. Ne Ankara'da ne İstanbul'da Elazığ'da bir anket yaptırmadık. Elazığ'da yapılan anketleri de takip ediyoruz. Yani şu ana kadar Elazığ'da uluslararası anket şirketlerinin, ulusal anket şirketlerinin yaptığı 4-5 tane anket var. Dün de bir anket yayınlandı. Elazığ ile ilgili yeni bir anket var. Yani bizim ilk yapılan anketlerde AK Parti ile aramızda bir makas açıklığı vardı. Onlar sanıyorum 37 veya 39'lardaydı. Biz 24'lerdeydik. 37-36'ydı galiba. 36'ya 24'lük. Ama diğer partilerle yeniden Refah ve MHP ile bizim aramızda açık bir fark var. Onlar da %10 küsürlerde. Ama dün mesela yeni bir anket yayınlandı. Yine ulusal bir anket şirketini yaptı. AK Parti %32, biz %26'yız. Yani makas daralmış. Makas gün geçtikçe de daralıyor. Şimdi bu bizim yorumumuz, değerlendirmemiz değil. Yani bu ulusal anket şirketlerinin ki bu 4-5 tane ulusal ayrı ayrı şirket anket yaptı Elazığ'da. Hepsinde biz ikinci partiyiz ve bizden sonraki partilerle de aramızda açık ara fark var. Bizimle de AK Parti arasında açık ara fark vardı ama bu fark gün geçtikçe kapandı. Yani şu anda 6 puan 7 puan aramızda bir fark var AK Parti ile aramızda. Yani hem zaten 2020 seçim sonuçları hem bu anket sonuçları gösteriyor ki burada değişim için alternatif parti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bugün belediye yönetiminden rahatsız olan herkesin
bu belediye yönetiminin değişimiyle ilgili bir talebi, bir isteği varsa adres Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Elazığ'da zaten şöyle bir şey var. Yani Elazığ'da belediye çalışmalarından memnun olmayanlar sürekli alternatif partiye oy vermişlerdir. Yani ikinci güçlü partiye. Burada ikinci güçlü parti biziz. Ve bir CHP'ye oy verilirse sonuç değişir. Yalnızca mesela şöyle söyleyeyim. Şunu da, zamanımız var mı? Bir 5 dakika. Son 3 dakika. He. Şimdi şunu da söyleyeyim. Mesela örnek vereyim. Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ'da belediye başkanlığını alması neyi değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. İsmi değişecek. Bir belediyeden katkı getirebilecek mi? Benim anlattığım projeleri hayata geçirebilecek mi? Yok böyle bir şey. Veya Saadet Partisi veya bir başka parti. Var mı bir şansı? Yok. Yalnızca isim değişecek. Ama bizim almamız Elazığ'a artı bir değer katacak. Hem yeni bir siyasal anlayış, sosyal demokrat belediyeciliği, sosyal belediyeciliği getirecek. Hem de bu belediyecilik hizmetleri getirirken belediye bütçesine yük gelmeyecek. Yani bizim farkımız orada. Değişimle ilgili talep, doğru adres Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü belediyecilik anlayışı ve yönetim anlayışı değişecek. Diğer taraftan ne değişecek? Yalnızca isim değişecek. Ahmet gidecek, Mehmet gelecek. Belediye yine borçlanacak. Yine borçla hizmet getirecek ama biz borçlanmadan hizmeti belediyelerimizle ve hibe kredilerle, hibelerle getireceğiz. Biz burada ikinci partiyiz. Can Hanım bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Buna inanmayan varsa yarın gelsin desin ki Gürsel Erol doğru söylemiyor. O adayla birlikte Gazi Caddesi'nde bunu geçmiş dönemde evet, milletvekilleri için söylemiştim. Ben adayı alayım Gazi Caddesi'nin bir sokağında kaldırımda yürüyeyim. Onlar bir kaldırımda yürüsün. Vatandaşın ilgisini, alakasını görelim. Gerçekleri görsünler. Gerçek bu. Bu onları küçük düşürme anlamında, emeklerine saygısızlık anlamında söylemiyorum. İnanılmaz emek verdiler. Aylardır alandalar, emekleri var. Hepsine de saygı duyuyorum. Ama benim anlatmak istediğim şu. Yani Elazığ'da gerçekten bir değişim istiyorsan, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının değişmesini istiyorsan, şu anda gerçekler üzerinden, gerçekler nedir? Matematik sonuçlar, veriler. Alternatif parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bize oy verirseniz bu değişim olur. Onun için Elazığ'ın ülkücülerinden oy istiyorum. Elazığ milliyetçilerinden oy istiyorum. Elazığ muhafazakarlarından oy istiyorum. Bize oy verirseniz sonuç değişebilir. Ama yalnızca kendi partinize oy vererek şansınızı denemek istiyorsanız vallahi öyle bir şans yok. Yani peki. Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim almakla ilgili bir iddiası var. Bu seçimi almak yalnızca bir partinin değişimi değil, aynı zamanda bir yönetim anlayışının değişimi. Bu konuda da Elazığ'da hemşehrilerimin desteğini bekliyorum. Peki Sayın Vekilim çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir yayın oldu. Ayrıca Sayın Genel Başkanımızın bağlanmış olması da bizi onur etti. Sizlere de iki televizyon kanalımızın yöneticilerine de teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenler bir ortak yayınımızı burada noktalıyor. İyi akşamlar diliyoruz.